Değerli izleyicilerimiz, bir Anadolu Yolu programıyla daha karşınızdayız efendim. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz de sokağa çıkma kısıtlamasında başkent stüdyomuzdan sizlere sesleniyoruz. İran'daki son gelişmeleri konuşacağız bugünkü programımızda. Özellikle geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki İran'ın nükleer fizikçi Fahrizade hayatını kaybetti bir suikast sebebiyle. Ve biz de onun yansımalarını ve olayın perde arkasını değerlendirmeye çalışacağız. İki değerli konuğum var. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum. Yavuz Çelik, Çelik Sigorta Genel Müdürü daimi konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve Doktor Gaffar Abdullahi, İran vatandaşı. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Ben hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Öncelikle Sayın Çelik'ten başlamak istiyorum efendim. Bir İran'da nükleer fizikçi Fahrizade, Doktor Muhsin Fahrizade hayatını kaybetti suikast nedeniyle. Ve aslında İran'da da geniş yansımaları oldu bu suikastın. Siz neler düşünüyorsunuz öncelikle? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Şimdi İran'ın başı sağ olsun. Sadece İran'ın başı sağ olsun demek gelmiyor insan içinden. Yani bizim gibi, İran gibi ve bu ortadaki diğer ülkeler gibi emperyalizmin bu saldırganlığı karşısında ayakta kalmaya ve kendisini her anlamda ileri doğru taşımaya çalışan bütün ülkelerin başı sağ olsun. Çünkü bu suikastlerin tamamı sadece İran'a yapılan bir suikast değil. Genelde bizim gibi veya İran gibi veya bölgenin diğer ülkeleri gibi ülkeleri yapılan bir saldırı aslında. İzin verirseniz öncelikle bir genel bir yaklaşımdan bahsetmek isterim bu bölgeye karşı. Şimdi İran ve Türkiye her ikisi de hakikaten mazlum devletler, mazlum ülkeler. Neden mazlum ülkeler? Bu emperyal saldırılar karşı yıllardan bu yana bütün güçleriyle, var güçleriyle, kültürleriyle, kendi altyapılarıyla, ekonomik ve siyasi oluşumlarıyla direnmeye çalışan ülkeler. Ve bu direncini de ileri tarihlere kadar da sürdürecekler. Şimdi Batı'nın şöyle bir yaklaşımı var. Ve klasik bir tanımlamayla, klasik bir yaklaşımla o da şudur. Batı mal üretiyor. Batı ürettiği malı iç piyasasında pazarlıyor ve elinde artan bir mal kalıyor ürettiği maldan. Burada yeni pazarlar bulmak zorunda. Bu yeni pazarlara gitmek için de ne yapmaya çalışıyordu Batı klasik anlamıyla? Oralara önce kültür emperyalizmi diye tanımladığımız ve kendisinin düşünsel ve yaşamsal önceliklerini veya yapısını oralara empoze etmeye çalışırdı. Çünkü bir Amerikalı'nın, bir Alman'ın veya bir İngiliz'in ürettiği malı diğer bir ülkede insanların tüketebilmesi için rahatlıkla, onu tercih edebilmesi için daha doğrusu bir Amerikalı gibi veya bir Alman gibi düşünmesi gerekiyor. Bu amaçla öncelikle kendi o kültürel emperyalizmini o malı satacağı, malını pazarlayacağı ülkelere dayatırdı. Genel ifade ve genel yaklaşım buydu emperyalizmin. Fakat süreç öylesine gelişti ki özellikle 1980'li yıllardan sonra artık ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve tek kutuplu dünyaya doğru ilerlerken artık bu klasik tanımlamanın çok dışına çıktı her şey. Ve o vahşi liberalizmin bütün yüzünü, her şeyini insanlar görmeye başladılar. Mesela Henry Kissinger, işte eski Amerikan Dışişleri Bakanı, Diplomasi diye bir eser yazıyor. Bu eseri bulunduğu konumu da büyütmek amacıyla yaklaşık 600 sayfalık bir kitap ve bunu eliyle yazdığını ifade ediyor. Ve o kitabın ana teması şu, diyor ki dünyada iki grup insan vardır. Yani bunlar yönetenler ve yönetilenler. Bunu da açıkla ifade ediyor. Ve yönetilen diye tabir ettiğimiz o insanların mutlaka ki bizim gibi, Amerika gibi veya Amerika'yı yöneten insanlar gibi yönlendirmesine ihtiyacı var o insanların da, o kitlenin diyor. Biz olmaz isek onlar sadece kargaşa ve sefalet içerisinde yaşarlar diyor. Bakınız şimdi bugün 80'li, özellikle 80'li yıllardan sonrasında bu Batı medeniyeti dediğimiz, Batı uygarlığı dediğimiz, bu Batı'nın o vahşi emperyalist yaklaşımının neler güttüğü, neleri ortaya koyduğu da bu ifadelerden açıkça ortaya çıkıyor ve gelinen süreçte bakıyoruz ki artık Batı'nın kendisini ifade edebileceği tek bir nokta var. Kültür, emperyalizm vesaire, bunların hepsini bir kenara bıraktık. Vahşet. Vahşetin dışında Batı'nın kendisini ispatlayabileceği, ortaya koyabileceği, kendisini dayatabileceği hiçbir alan kalmadı. Her türlü yaklaşımını, ürettiği maldan kendi ideolojik birbirine kadar sadece saldırganlığıyla ortaya koyabiliyor. Saldırganlığıyla bunu ifade edebiliyor.
Ama o bunu yapıyor ama acaba biz şu an dünyanın geldiği durumda da tamam siz böyle istediğiniz sizin emriniz olur. Sayın Amerika, Sayın İngiltere vesaire diğer Batı ülkeleri biz siz istediğiniz gibi davranacağız mı diyorlar. Hayır, bunun karşısında da insanlar bir direnç koyuyorlar. Özellikle ulusal devletler buna bir direnç ortaya koyuyorlar. Ulusal devletlerden bir tanesi de İran, tıpkı Türkiye gibi. Ve bütün birikimiyle, bütün her şeyle buna karşı geliyor. Bakınız geçen yeni yapılan bir açıklama, bir Amerikalı bir yetkili, devlet yetkisi diyor ki, önümüzdeki süreçte bizim Türkiye'den beklediğimiz iyi bir müttefikliktir diyor. Bakın şimdi bu şudur, bizim anladığımız ve bunun Türkçesi de şudur. Ey Türkiye, sen işini gücünü bırak, boş ver, hiçbir şeyle uğraşma. Sen tamamen benim denetim ve kontrolüm altına gir. Sen bu denetim kontrolüm altında olduğu zaman ben seni mutlu edeceğim, merak etme. Bunun adı budur. Şimdi bunu İran'a da söylüyor tabii ki. Amerika durmuyor, boş durmuyor. Hepsine söylüyor, bu taraftaki ülkelerin hepsine söylüyor. Ve buna karşı Türkiye ve İran'da bir direnç ortaya koyuyor. Direnç koydukça da bu direnci kırmak için de işte geçenki o suikast gibi, affedersiniz o lanet olası suikast gibi şeylerle de karşılaşıyoruz. Bunları yaşıyoruz biz. Ve İranlı bilim insanlarına karşı bu Amerika'nın ilk saldırısı veya İsrail'in ilk saldırısı değil bu. 2010'lu yıllarda başlamış bilim insanlarına karşı saldırılar. Ve ilk Mesut Ali Muhammed, ilk suikastı uğrayan bilim insanı bu kişi. Ve bu kişinin suikastinden sonra zanlı yakalanıyor. Yakalandıktan sonra birçok itiraflarda da bulunuyor. Bu İran devletinin kaynaklarında mevcut. Orada şunu söylüyor, diyor ki ben Mossad bünyesinde kendi eğitimimi aldım ve bu suikastla alakalı 120 bin dolar ücrete ben anlaştım Mossad'la diyor. Ve akabinde de bu suikastı gerçekleştirdim diyor. Bu itiraflarda bulunuyor. Ve daha sonra idam ediliyor ve cezalandırılıyor kendisi. Şimdi bugün oradaki suikastin gerekçesi ve sebebi elbette ki yani benim seninle çekişmem vardı, bana borcum vardı veya sen bana işte geçen gün yan bakmıştın vesaire asla değil. Bu uluslararası bir çatışmanın, çarpışmanın veya uluslararası bir kapışmanın yansıyan ve gözüken bir boyutu. Hatta bu suikastin arkasından Netanyahu şöyle bir açıklama yapıyor, o da ilginç. Artık bu bölgede istikrar olması oldukça güç. Önümüzdeki süreçte büyük gerginliklere hazır olmak gerekir diye de böyle bir açıklama yapıyor. Yani ey İran, sen bizim istediğimiz koruma, pozisyona gelmezsen, bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz şekilde kendini yönlendirmezsen önümüzdeki süreçte bu tür suikastlerle karşılaşacaksın ve biz bunları sana yaşatmaya devam edeceğiz mesajını veriyor. Ve enteresan bir şey daha var. Bu suikastlar 3 gün sonrası Irak devrim muhafız komutanlarından bir kişi de işte Irak'tan Suriye'ye geçerken bu suikaste kurban gidiyor. Ve arkasından gelen açıklama enteresan. Bu suikast bir uçakla gerçekleştiriliyor. Ve uçağın yapıldığı, uçağın kime ait olduğu belli değil. Uçağın işte bize aittir diye bunu üstlenen kimse de açığa çıkmıyor, kimse de ortaya çıkmıyor. Yani şimdi baktığı zaman bir şey meçhulse, bir şey faili meçhulse yapılan bir uygulama, bir saldırı veya bu tür şeyler artık bu aşikardır. Bu mutlaka ve mutlaka arkasında Batı'nın o emperyalist, o insanlara saldırgan, o vahşi tutumlu olduğu bir gerçekliktir. Ve bunlara verecek en güzel cevabı da hakikaten geçenlerde Ali'ye verdi, Fransa'ya hitaben dedi ki evet. O kadar hevesliyseniz gidin Marsilya'ya Ermenilere verin dedi. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Çelik. Şimdi Sayın Abdullahi'ye sormak istiyorum efendim. Öncelikle başınız sağ olsun. Çok İran için önemli bir fizikçi, nükleer fizikçi kendisi Fahrizade hayatını kaybetti. Tekrar başınız sağ olsun. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu suikastla planlanan ne? Hocam ben çok teşekkür ederim. Yavuz Bey söylediler, bu bizim birincisi değil. Bizim buraya kadar yani 70 bilim insanımız fiziklerde teröre saldırı uğramışlar. Ve bu devamlı olacak. Yani bu kesin, siz emin olun. Yani çalışacaklar, bunu devam etsinler. Çünkü istemiyorlar bir Müslüman ülke olsun, Türkiye olsun, İran olsun. Yani bu ilerlesinler bir şeyde. Ama burada bizim ne bunlar amaçlıyorlar? Biz sadece İran değil, bölgeni belki bunlar hedefliyorlar. Yani ben eğer bunu açıklayabilir, şöyle bir şey açıklayayım. Bunları yazdım da ben size söyleyeyim. Birinci bunların amaçları budur ki, bu bölgenin
bu emniyet var, şu an bir sakinlik var. Bunu bir nasına bozsunlar. Bu bozmak ne için de İsrail'i emniyete alsınlar daha çok. Diğeri bu da İran'ın stratejik bölümünde bir bozukluk şey yapsınlar. Biliyorsunuz bu 4 sene Trump'ın olduğu sene İran'ı çok sıkı bir ambargo ulaştırdılar. Ama İran bir sabrıla bunu hala devam edir. Bu Trump bitsin sonra yeni bir dönem başlasın. Bunu belki Trump'ın son işlemlerinden birisi de alabiliriz. Ama bunun bence Yavuz Bey de çok iyi söylerler. İsrail ve Netanyahu'da olabilir. Çünkü bundan 3 gün önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı Riyad'da onların Suudi Arabistan Prensesi Bin Salman'la görüştü. Ondan sonra Netanyahu'yla görüştü. Yani ondan 3 gün sonra yani bir bu sukayes icra olundu. Ve bunu da diyebilirim. Yani Guardian de bunu yazmış. Belki de bu Trump'ın izniyle oldu bu suikast. İsrail'e bu izni verdiler. Bunu yaptı. Yani yaklaşık bir sene önce de Süleyman'ın yani şöyle bir suikast hazırlanmıştı. Amerika'nın kendi üstlendi de bunu. Yani bu kelleşçe bir iş. Eğer biz mesela bir İngiltereli ya bir Amerikan bilim insanı değil, normal bir insan, hayat insan için çok önemli, benim için de çok önemli, fark etmez. Ama bir sıradan bir tane Amerikalı olsaydı, bakın neler çıkardı dünyada. Herkes bir medya, herkes bunu yazardı, İranlılar şöyleydi, Müslümanlar şöyle bunu yaptılar, onu yaptılar bunu. Ama bir Müslüman diyelim suikaste uğruyor. Her o şeyle olsa, her insan, her işe de bağlı olsa da, bunu ama ne olardı? Dünya karşıma şeylerdi. Yani medya bunu sallanardı. Ama şu an bir tane İran'da suikaste biri uğruyor, bilim insanı ama kimse bir şey yapmıyor. Yapanlar da ne yapıyorlar? Bizi sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bir şey yapmayın, bir şey oldu geçti diyelim. Ama bence yani bunların amaçları budur. Bir İran'ın sabrını tüketmekti bu şu anlık. İkincisi bu bölgeni bu huzur var ya şu anlık bir huzur var onu bozsunlar diyelim. Ondan sonra bir de baksınlar bence o büyük Orta Doğu projesi var ya bence onun da bir amacı olabilir bu. Yani daha mesela önce İran bence sonra da Türkiye de olabilir. İnşallah ki olmaz bu hedeflerin içinde olmaz amaçların içinde olmaz. Yani yapacaklar biz de akıllı davranmamız gerekiyor. Bunu söyleyeyim yani bakın bu Fahrizade yani bugün birden bir aniden çıkıp yani bunu terör ederim diye değil. 2018'de Netanyahu bunu esas söylüyor yani kendisi. Ben size de bir tane şey aktarmıştım. Evet o görselleri de arkadaşlarımız eğer uygunsa verebilirlerse ekranımıza onları da gösterelim evet. İzleyicilerimize. Evet burada yazıyor yani İran'ın nükleer silah nükleer babası anlatıyor Fahrizade'ni. Yani o 2018'den bunu izliyordular. Bir iki kere de bunu teröre yani uğramıştı ama başarılı olmamışlar. Arkadaşıyla beraber orada yaralı olmuşlar. Ama bugünkü tamamen detaylı nereye gitmişti, nereden hangi zaman dönecekti, hangi yoldan geçecekti, ne yapalım? Yani detaylı yani bunu biliyordular ve maalesef ve takip ediyorlardı. Yani sizin evet. Söylediğinize göre Fahrizade'yi İsrail Netanyahu takip ediyordu ve bir takım girişimlerde oldu diyorsunuz siz. Aynen. Yani bu 12 sene evvel de bir tane teröre uğramıştı bir başka bilim insanıyla beraber. O hala yaşıyor İran'daydı ama ona başarı olmamıştı ikisini de. Kim yani, o ismi var mı acaba? İran şu an meclisteydi yani İran'ın büyük meclisinde milletvekili olarak tanınır. Yani kendisi de biliyor, biliyorsunuz. Riza Abbas adında bir bilim insanıydı. O beraber bundan arkadaşlar ikisi de uğramıştılar. O zaman yani başarı olmadılar ama maalesef Fahrizade'nin kaç gün önce bir cuma gününde saldırısına uğradı ve yani kalleşçe öldürüldü yani. Evet, şey. Şimdi bu görseli de gösteriyoruz ama görselde İngilizce, diğer izleyenlerin anlaması açısından görseli de anlatalım. Yani görselde ne anlatıyor?
Görselde şöyle bir şey yazıyor. İran'ın doktor Mohsen Fahrizade, İran'da bir tane Sepend adında bir tane şey vardı, kurum vardı. Bulan işleri, bu yeni ilimler var ya, onun üstünde uğraşıyorlar. Bu da onun başkanıydı. Onu anlatıyor. Daha da çok nükleerler üstünde çalışıyordular. Hatta en son bu korona aşısı bulma açısında bir yani onlar da aşı, yani aşısı o gün anlattılar, İran haberinde de çıktı. Fahrizade ilgili çalışmaları insanı aşısın bulmasa sonuç vermişti ve şu an onu denetlemeye başladılar, yani İran'ı başlayacaklar pardon. Yani bunun o Sepen'de çalışmaların üzerine o yapılmıştı. Sadece nükleer değildi, başka ilim şeyler, bilimler de vardı içinde. Denetlemeye başlayacakları şey bu nükleer çalışmalar mı? Onu daha çok net burada anlatabilmem, yani ben de çok bilmiyorum ama yani dediğim gibi Sepend adında bir kurum ki vardı, sadece nükleer için değildi. Hatta söylediğim gibi koronavirüsten de şeydi, koronavirüsün aşısını bulma için de çok çalıştılar ve sonuç da verdi. Onu denetlemeye başlayacaklar yani. Evet, şimdi bu görseli de gösteriyoruz ama onu da anlatalım biraz isterseniz. Bu da Trump'ın tweet'idir. Bir başka şey, gazeteci, İsrail gazetecisi var, Musa adında. Onu aktarmış. Orada yazmış ki, biz Musa senelerde bu Fahrizade'ni izliyordu ve bunun terörüne de çalışıyordu yani. Yani bu bugünkü ya bu ayınki iş değil. Yani senelerde bunu nereye geliyor, nereden geliyor, nerede bunu mesela şöyle bir şey var. Bu eşinin validesinin görüşme ziyaret için bir İran'ın kuzeyine gitmişti. Dönerken yani İran o Demavend şehrin geçende Absert adında bir bölge var. Oradan geçtiğinde yani biliyor da ne zaman, hangi saat oradan geçecek. Kaç tane bunu şey koruması var, kaç arabayla beraber geçiyorlar. Hepsi bunları hangi, mesela hatta şöyle bir şey vardı. Orada kullandığı bir tane silah var. Onu da yani o zırhlı arabayla geçecekti ya, kurşun geçmez. Hangi şeyi kullansalar onu durdurabilirler? Hangi silahtan kullansalar? Ona kadar yani onu şey yapmışlar, hedeflenmişler. Evet, çok ayrıntılı bir bilgileri vardı diyorsunuz. Siz öyle bir... Evet. Söylemde bulundunuz. Evet. Şimdi bu gazetecinin tweetinde özellikle Doğu Tahran'da, eğer yanlış çevirmiyorsam, ve Doğu Tahran'a göre İran'a rapor edildi diyor. Doğru mu? Evet evet. Ben onu size okuyayım. Evet, orada yazıyor ki senelerdir Fahrizade biz diyorduk ve Doğu Tahran'da şey oldu. Suikaste uğradı yazıyor. Evet. Ve İran'ın gizli askeri programının başıydı ifadesi var. Evet, burada Fahrizade'den mi bahsediyor? Gizli, şöyle söylüyorum, gizli değil, yani nükleer çalışmaların babası anlıyordu Batı'da. Guardian, BBC, bunlar bunun İran'ın nükleer çalışmaların babası Fahrizade'ydi. Evet. Süleymani gibi, yani bunu aynı Batılılar, Süleymanimiz vardı ya bizim maalesef burada. Bir sene önce evvel şeye suikaste uğradılar. Aynı onu bir eşde biliyorlar Batılılar. Yani sanki İran'ın bir kolu Süleyman'ıymış, birisi de Fahrizade'ymiş. Ulan ikisini de biz kırdık ama bir arkadaş da güzel bir şey söylemiş. Bu biz atasöz var Farslılarda, Farsça'da. Bu bir parfüm camıdır. Kırılsa da her yanı bu parfüm alır yani. Bir tanesi Süleyman değil, başka Süleymanlar da ortaya çıkacaktır. Evet, güçlü bir mesaj veriyor İran bu noktada. Şimdi tekrar bu tweetle ilgili sormamın sebebi, devamında da şu Mossad tarafından istendiği belirtiliyor. Ve onun bir büyük psikolojik ve profesyonel İran'da patlamanın başı olduğu ifadeleri var. Fahrizade için diyor bunu anladığım kadarıyla. Yok, o şöyle bir şey yazıyor. Evet, onu da onlar yazıyorlar. Yani İran'da büyük bir şeylerin tam da ben okuyamıyorum onu oradan. Ama o da vardı. Evet, onun mesajına tweetinde, o Yusin'in tweetinde var. İngilizce tweetinde. Evet. Şimdi sizin özellikle bu noktada söylemek istedikleriniz
neler? Şimdi bahsettik, hem bu görselleri gösterdik, Mossad iddiası, İsrail iddiası, bu Netanyahu, İsrail tarafından takip edilmesi. Devamı gelir mi bu tarz şeylerin? Öncelikle evet. Bunu sorayım, sonra diğer sorularımı yönelteyim. Evet, bunun devamı olacak maalesef. Yani biz de çok dikkatli olmalıdılar İranlılar, özellikle o diyelim istihbarat, emniyet güçlerimiz, onlar daha dikkatli olmalı. Çünkü bunun devamı var. Bir, yani bu yedincidir bu maalesef. Bizde bilim insanları suikaste uğruyorlar. Ve bunun devamı olacak. Çünkü istemiyorlar yani Müslüman bir ülkenin şöyle bir ilerlemesi olsun. Her konuda, yani sadece bu değil yani. Sadece bu konu değil. Yani bizim başka bilim insanlarımız da vardı. Onlar da teröre uğramışlar, suikaste uğramışlar. Sadece bu değil. Mesela Kazim adında, bizim Kazim Aştiyan adında bir bilim insanımız vardı. Ama çok genç yaşında vefat etti. Hala onun vefatı belli değil, ne üstünde oldu. O asla nükleer işlemler yapmıyordu. Başka şeylerin, hücreler üstünde çalışıyordu. Maalesef, ama onu da biz kaybettik. Yani sadece nükleerde değil, siz buna kesin emin olun. Başka, eğer bizim bilimlerde insanımız olsa, onlar da bu suikaste uğrayacaklar yani. Evet. Yani İsrail istemiyor yani şöyle bir şey olsun. Maalesef bir de bazı Müslüman ülkelerde İsrail'in yardımcısıdırlar bu konuda. Evet, şimdi kimin yaptığını bu suikastin henüz belli değil. Resmi bir açıklama belli, yok. Kesin açıklama yok ama şey olarak daha çok İsrail, Mossad bunun parmağı olduğunda bir şey var, kanaat var yani. Kanaat vardı bunun içinde. Şimdi siz tarih verdiniz mi hatırlamıyorum ama 2008'den önce takip edildiğine yönelik iddialar var Mossad tarafından. 2008 aynen, öncesine yani, dayandığı söyleniyor. 2000 bu Fahrizade'nin ismi 2004'te çıktı ortaya. Sonra 2007'de de o şey listesinde Birleşmiş Uluslar arasında, Birleşmiş onun ambargo olan kişilerin arasına geçti. Sonra 4 sene evvel o listeden çıkarıldı. Sonra ama devamı izleniyordu. 2018'de de Netanyahu bir programda, televizyon programında bunun ismini verdi. Sonra da bu gündeme de suikaste uğradı yani. 2007'den kesin bu izleniyordu. Kaç kere de yani 15 senede ya 12 sene unuttum da kesin şeyin tarihin. Ama bu arkadaşımla beraber 12 sene evvel bir tane suikaste uğramıştı yani. Evet. Şimdi başka bir iddia daha var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in dönemin ABD Başkanı George Bush'la Nisan 2008'de Fahrizade hakkında bir görüşme yaptığı söyleniyor. Aynen. Onu da ben gördüm de bir tane şu klip var, onu da gördüm. Biz daha yani çok yakından Fahrizade'yi izliyoruz ve biliyoruz ve tanıyoruz, bir ifade de bulunmuştu. Yani açık, yani bunu söylüyorlar yani bizi. Hatta şöyle size anlattım bir sözlerin başında. İsrail İran'la yani çok bilmiyorum yani bir okul da açmış Mossad. Bu okulda çocukları 15 yaş, 16 yaşından yeni gençken bunları eğitiyorlar ki İran'a karşı casusluk yapsınlar. İran'ın detaylı mesela nasıl konuşacaklar, sokaklarda nasıl konuşuyor, törenlerde neler yaşanıyor. Her birin birer birer bunlara öğretiyorlar ki İran'a gelsin de bilgi toplasınlar ve İsrail'e göndersinler. Yani bu var yani. Hatta o şeyde var ya 2018'de onun filmi var, bir tane film var. Ona eğer YouTube'da da var. Bakarsınız bir tane şöyle bir tane kumaşı indiriyor. Raflarda İran'dan toplamış o bilgileri gösteriyor herkese. Yani şu kadar bizim bilgi topluyoruz yani. Bunlar nereden geliyor? Aynı okullarda var ya, okullarda Mossad öğrettiği o gençler, o kişiler İran'a gelip genç topluyorlar. Onların da bunu burada söylemeliyim. İsrail vatandaşı da değil kesin hepsi. Olabilir yani, Avrupa'dan da olabilir, Amerika'da da olabilir. Bir mesela Asyalı da olabilir. İran'a gelip gezi için geliyorlar. Oradan da İsrail'e bilgi aktarıyorlar. Bu okullar İsrail'de var diyorsunuz. Bu okullar İsrail'de. Ben hatta o şeyini de size söyleyebilirim. Eğer bir hangi şehirde olduğunu da söyleyebilirim tabii, yani. Tabii. Evet.
Bir size ben onu bulayım, size söyleyeyim tabii, hemen. Tabii. Birazdan o zaman. Evet, siz bakarken o zaman Sayın Çelik'e vereyim ben sözü isterseniz. Yavuz Bey'le devam edin. Ben size bulayım onu, söyleyeyim hangi şehirde. Tamam. Sayın Çelik, siz şimdi az önce bunları konuştuk. Tüm bu veriler üzerinde, iddialar üzerinde. Siz ne düşünüyorsunuz? İsrail'in parmağı var mıdır? Mossad'ın parmağı var mıdır? Az önce siz de bahsetmiştiniz, değinmiştiniz biraz ama bu tweetlerden hareketle özellikle. Evet. Yani kesinlikle parmağı var. Yani İsrail'in, Mossad'ın veya sadece İsrail, Mossad deyip de onları da çok da böyle yalnız başına değerlendirmeyelim. Yani Amerikasıyla, o çok uluslu sermayesiyle, her şeyle, yani bilgisayarıyla, Rockefeller'larıyla, işte mevcut başkanlarıyla ve ilerideki yönelik projeleriyle vesaire topyekun birlikte yaptıkları bir şey. Sonuçta orada İsrail'in attığı hiçbir adım veya yaptığı hiçbir yaklaşım tek başına ben buna karar verdim deyip yaptığı bir şey değil tabii ki. İşte dünyanın egemenliğini ekonomik ve siyasi anlamda, her anlamda ele geçirmek isteyen güçlerin hep beraber yaptıkları bir şey. Burada bu işi İsrail'e, senle rica edeceğiz İsrail, şunu bir yapar mısın, gidip orada suikast yapar mısın diyorlar. İsrail de gidiyor, bu da suikastleri gerçekleştiriyor. Şimdi bunu neye karşı yapıyor bir de? Yani bir tümevarım yapar isek, tüm bu konuşulanlar bir araya getirsek neye karşı yapıyor? Şu bir gerçek, Amerika Çin'in gücüne karşı artık eski hegemonyasını kaybediyor. Bu bir gerçek. Evet. Batı dünyası bunu kaybediyor. Hatta bu son yaptıkları toplantılarda Avrupa Birliği biraz daha bağımsız olalım biz. Yani biraz daha artık Amerika'nın bu hegemonyasının dışına çıkalım. İşte güvenliğimizi dahi kendimiz artık sağlamaya başlayalım diye belli acabalarla ve soru işaretleriyle onlar da davranmaya başladılar. Sonuçta şu var, herkes şunun farkında. Yani büyüyen ve gelişen Asya'da bir güç var. Bunu daha önce programlarda bahsettik. Evet. Bugün özellikle Çin'in ağırlığı dünyanın her tarafında kendini hissettiriyor. Ve bir dönem işte Avrupa'nın, Batı'nın ilim ilim inlettiği ve insanları iliklerine kadar sömürdüğü Afrika'da Çin kendi yatırımlarıyla ve oradaki devletlerle kurduğu ekonomik işbirlikleriyle beraber Afrika'yı yeniden parlayan bir yıldız haline dönüştürmeye çabalıyor. Bunun gayreti içerisinde. Bunu görüyor tabii ki, yani bu Asya'da yapmak istedikleri, Orta Doğu'da olması gerekenler vesaire. Şimdi bunların hepsine karşı mutlaka ki istikrarsızlaştırma politikasıyla birlikte buna karşı çıkması gerekiyor. İlla ki Batı'nın ve Amerikan'ın veya İsrail'in hepsi topyekun buna karşı çıkması gerekiyor. Ve bu amaçla da bu tür suikastlerle kendi ağırlığını ve kendi hegemonyasının ortadan kaybolmaması için de ellerinden geleni yapıyorlar tabii ki. Evet. Sayın Abdullahi'ye dönelim şimdi, isterse hazırsanız. Buyurun Sayın Abdullahi, kaldığımız yerden devam edelim mi sizinle? O Lisan ismi Ben Gurion, o eski vardı, İsrail Başbakanı Ben Gurion adında bir lisedi. Hada Hetikvava adında bir şehir var. Ben çok bilmiyorum da Ebranice olacaktı bu. Ben Gurion adında bir lisede öğrencileri çalıştırıyorlar. İran'ın şarkılarını söylüyorlar. İran'da sokakta nasıl konuşuyor? Yani şöyle bir şey yetiştirmek istiyorlar yani. Yani evet. Biz yani İran'a girdiğinde ayırt edebilmiyorsunuz yani bu ne olduğunu. Yani o kadar. Ben buradan bir yani öneride bulunmak istiyorum. Yani biz Müslüman ülkeler olarak Türkiye'de aynısı. Neden biz bunu aynısını biz yapmıyoruz? Neden biz bu şöyle bir şey liseler ya okullar ya mesela hatta küçük de olsa yani az da olsalar aynısını biz de burada Ebranice dil öğrensinler. Ebranice öğrensin sadece dil değil, onların kültürlerine, onların ne yemeklerine, yeme her şeylerine detaylı bizim de bilgilerimiz olsun. Niye biz şöyle bir şey yapmıyoruz? İsrail bir küçük bir ülke olarak bunu bize yapıyor. İran'dan yani ben İran'ı size aktardım. Belki Türkiye'nin de var. Kesin bu Türkiye için de var. Kesin başka yani daha Müslüman ülkelerinde yani şey de olmuyor, ırkçı da olmayalım. Yani kesin bu hedef olarak Türkiye ve İran var. Çünkü başka ülkeler baş kaldırma cüretleri yok İsrail'de. Çünkü hepsi batıya şeydiler. Hatta şöyle söyledim size de. Pompeo, Dışişler Bakanı Amerika'nın 3 güne evvel görüşmeler var İsrail'le Suriye Arabistan'la.
Yani bu ondan sonra bir oldu. Onlar anlaştılar birbiriyle, izin verdi. Trump'ın devleti Musa'da şöyle bir şey yaptı. Yani bu da ortada var. Yani bunun üstüne biz dayanıp dikkat etmeliyiz yani. Bunu şöyle söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de buna yani kesin olarak da eğer Türkiye'de bu ilerleyecek zamanlarda daha bilimi geliştirecek, daha nükleeri geliştirecek kendisini. O zaman da aynısını belki Türkiye için de yapabilirler yani bence. Görüşmeden özellikle şimdi Pompeo dediniz, İsrail, İran, Pompeo'nun görüşmelerinden bahsettiniz daha doğrusu. 3 gün sonra dediniz. Doğru anladım değil mi? 3 gün terörden önce, 3 gün ya 4 gün önce Pompeo bölgeye yapıyor, geliyor, ziyarete geliyor. Suudi Arabistan, İsrail'e geliyor. Bulanlar bir görüşme oluyor. Ve biliyorsunuz şöyle bir Biden, Joe Biden'in Cumhurbaşkanı'nın kazanma Amerika'da bu iki ülkeni de rahatsız etmiş. Yani belki sonra da bir bölgeye daha huzur gelebilir Joe Biden'le. Daha İran'la ilişkiler daha şey olur Amerika'yla. Bu nükleer anlaşması var ya, Trump oradan çıkmıştı şöyle, o Joe Biden demişti tekrar döneceğim, o anlaşmaya döneceğim. Belki bu şey Suudi Arabistan, İsrail rahatsız etmiş. Çünkü İran'a şey olsa, huzurda olsa onların huzursuzluğu ne olacak yani. Ona göre belki onlar da yani şu an onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu huzuru İran'dan bozsuna, bölgeden bozsuna kendilerini gösterme için bence. Bu işler belki de bu bir iki ay içinde başka bir şeyler de olabilir. Yani İran bir şey yapsın, o bir şey yapsın, ona karşılık versinler. Yani bence yani muhtemel bir iki ay içinde eğer bir dikkatli davranmasalar bir şeyler olabilir. Bu bölgenin huzuru bozmak için. İran bir yanıt verebilir, öyle mi? Evet, evet, aynen. Yani bu iki ay eğer biz dikkatli davransak, bu Trump geçse, Trump hatta şöyle bir şey var, İran'a savaş atabilirim söylentiler de var. Yani Trump bu işler yapmak istiyor. Hatta Cumhurbaşkanlığında devretmeye çalışıyor, devretmesin Joe Biden'a. Yani bu şeyler var, yani biz dikkatli olmalıyız. Şöyle şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi ABD'nin o bölgedeki ilişkisine değindiniz siz, güzel bir nokta. Özellikle az önce bahsettiğimiz bu Olmert ile Bush'un görüşmesinde İsrail ve ABD arasında tam istihbarat işbirliği yapıldığı söyleniyor. O görüşmede böyle bir şeyin konuşulduğu söyleniyor. Aslında bu iddia doğruysa özellikle ABD-İsrail ilişkisi, İran'a karşı ABD'nin tavrı zaten daha da gözler önüne sermiş olur mu? Evet, olur. Kesin bunlar içinde bir işbirliği yapıyorlar. Yani Mossad ile CIA aynı yani şey dediler, yoldadılar. Yani birbirine işle yani o izin veriyor, bu yapıyor. Yani birbirine haberleri var ne olduklarını. Siz buna emin olun. Yani sadece Mossad kendi başına bunu yapsın, yok. Yani Mossad yaptığını CIA biliyor. CIA da yani biliyor Mossad ne yaptığını. Yani biliyorlar yani, kesin bunlar birbirinden haberdardılar. Ve biliyorsunuz Amerika'nın ilk, yani Amerika, bence bunu da söyleyeyim, Amerika için Trump olsun ya Joe Biden olsun, Amerika'dı yani. Fark etmiyor yani. Şöyle bir şey, tam burada sözünüzü böleceğim ama özellikle Biden'ın seçilmesinin, daha doğrusu resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan olarak belirlenmesi, seçilmesinin ardından şöyle söylentiler oldu. Daha doğrusu bazı değerlendirmeleri oldu uluslararası ilişkiler uzmanlarının. Biden seçildiğinde İran'la ilişkilerin, Amerika ile İran ilişkilerinin daha ılımlı seyredeceği söylendi. Ne düşünüyorsunuz? Daha ılımlı mı olur Trump yönetimine göre? Siz fark etmez dediniz ama yine de bir sorayım istiyorum. Şöyle fark etmez. O İsrail şeyinden, amacından söylüyorum. Yani ikisi de aynen şöyle, İsrail'in yani Trump da aynı sözü söyledi. Joe Biden de bizimki, birimiz bölgede, Orta Doğu'da birinci amacımız İsrail'i korumaktır. Ama bunu nasıl koruyorum? Bir Trump var çok sert, bir de Joe Biden var ılımlı. Bu yani bize onu korumak için İran'la da Joe Biden ilişkileri daha ılımlı olacak, olumlu olacak. Ama Trump ne yapın? Ben zorbayla bunu yapacağım. Hatta çok isterdi ki bu seçimden önce İran'la bir ilişkiye girsin. Trump için diyorsunuz. Trump, evet, evet, Trump bunu söylüyordu. Ben telefonun başında bekliyorum.
O beni İran'dan bir açsın, biz beraber bir konuşalım, bir şeye geçelim. Hatta şöyle söylemişti, ben seçimden sonra ilk şeyim İran'ın şeye geçmektir. Barışmakti, ne oğlum İran'ın sözleşmeler, yeni sözleşmeler yapmanı ilk işim bu olacak yani. Peki İran, ABD ile ilişkileri biraz daha ılımlı hale getirmek ister mi sizin izlenimleriniz? Neden olmasın yani, biz de sonuna kadar Amerika'yla şöyle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Yani tam ülkeler gibi biz de bundan yani biz bir dünyada yaşıyoruz. Olumlu olmanı da ben istiyorum. Ama onlar da davranışların biraz şey yapacaklar. Kesin bize o yukarıdan bakma gibi bir şeyler olmayacak. Yavuz abi yani söylediler de Yavuz Beygil. Bize yukarıdan bakmaları olmasın yani. Sanki ben ne dedim onu yapacaksan, şöyle bir şey olmasa niye olmasın, biz de olumlu istiyoruz yani. Peki son bir soru sorayım Sayın Abdullahi size. Şimdi özellikle bu gelişmeler yaşandı. Ne yazık ki Fahrizade hayatını kaybetti suikasta ve önümüzdeki 2 ay içerisinde siz İran'a yanıt verebileceğini söylediniz. Bu düzlemde İran'da bu süreçten sonra ne gibi gelişmeler olabilir yanıtın dışında? Yani özellikle bölgedeki ilişkilere etkisi nasıl olur? Onu da bir özetleyebilirsiniz. Şu an bakın şöyle bir şey bakalım. Tüm komşularımız bizim şöyle Fahrizade'nin suikastını kınamışlar. Ama sadece bir ülke çok sonra şey yapmış, kınamış. Hatta bizim bu şeydi, bizim bakanlığımızın birinin şeyinde de geldi, konuşmasında da geldi. Yani bu ülke daha çok bundan şey yapıyor. Yani buna bu suikastlerden bir sonuç almak istiyor kendisi için. Herkes de bilir o anki ülke olduğunu. Eğer biz bu 2 ay süreci başa edebilsek, hatta İran'da da bazı maalesef şeyler var, kişiler var, insanlar var. Şöyle bunun devamını istiyorlar. Belki İran'da bir karmakarışa olsun, bir şeyler olsun. Ama bence bu olmasa daha iyi olur. Bu 2 ay bize atlatabilsek, Joe Biden gelse, ondan sonra biz bakalım görelim Joe Biden ne istiyor. Aya Trump gibi bize ambargo, sert bir ambargo istiyor ya anlaşma, Obama'nın zamanının anlaşmasını tekrar dönmek istiyor. Ya başka bir anlaşma İran'la direkt yapmak istiyor. Bunların hepsini biz gelecekte göreceğiz. Ama ben şöyle o 2 ay sonra bir olumlu bakıyorum yani. Ama bu 2 ayı atlatabilsek. Anladım. Çünkü Trump'dan hiçbir şey yani her şeyi bekleyebiliriz yani. Yani siz Trump'ın bırakmak istemeyeceğini söylüyorsunuz. Aynen. Yani bırakmak istemiyor. Yani çaba şey oldu, hile oldu oylarda, şöyle şöyle İran yaptı bunu. İran oylarımızda ne yaptı, para harcadı, şöyle bir şey Rusya yaptı, o yaptı, bu yaptı. Bir söylentiler var. Bırakmak istemiyor yani başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı. Bu 2 ayda da bir şeyler de yapacak yani yapmak istiyor da. Hatta şöyle bir söylenti var, bir tane de eğer tweet atmışlar birisi, şöyle her işi yapabilirsiniz İran'a karşı ama sadece savaş atmayın. Evet, Trump'ın bu, var şimdi, yani şöyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Çelik'e bir son söz vereceğim. Programımızda da kısıtlı bir süremiz kaldı Sayın Abdullahi. Sonra sizin son bir mesajınız varsa onu da alırız. Efendim siz ne söyleyeceksiniz? Şimdi bu süreç nasıl olur? Sayın Abdullahi anlattı. Bundan sonraki süreç nasıl olur? Sizce nasıl olur veya nasıl olmalı? Evet. Şimdi tarihte bunun birçok örnekleri var. Yani bizim gibi, ülkemiz gibi böylesine işgal altındaki devletlerin veya saldırı altındaki devletlerin nasıl ayağa kalkabildikleri, bu cendereden kendilerini nasıl çıkarabildikleri, bunun örnekleri var. Bunun en iyi örneğini veren de biziz. Bunu geçmiş tarihimize bunu verdik, bütün dünya bunu gözlemledi. Hatta siyasi ve ideolojik anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz de bu konuda örnek aldılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yeni kurulan Cumhuriyetimiz milliydi. Böyledir bu. Şimdi milli olmak demek her anlamıyla yani üretiminizle, geleceğe bakışınızla, bütün yaptığınız planlamalarla, ekonomik planlamalarınız, eğitim planlamalarınız bunlarla birlikte yeniden var olmanın bir kavgasıdır. Yani önümüzdeki süreçte şunun ben olacağını gözlemliyorum. Bu o milli damar, o milli duygu bizim ülkemizde dahil
bugün Orta Doğu'nun birçok platformunda mutlaka yerleşecektir. Şimdi bu Anadolu programında hep amaç şuydu Buse Hanım. Yani hep yabancı uyruklu vatandaşlarımızın özlemleri, işte geleceğe yönelik beklentileri, evet, onları Türkiye'de nasıl bir yaşam bekliyor diye. Ve bu konular işte İran'da yapılan bu suikast ve Gaffur hocamızın açıkladığı, verdiği bütün bilgiler tamamı bizim ülkemizde yaşayan insanlarla çok alakalı bilgiler. Çünkü her insan şunun farkında. Bu yabancı uyruklu vatandaşlarımızın bizim ülkemize gelip de burada kendilerine yaşam kurmaya çalışmalarının sebebi bu. İşte bütün o İsrail'in, Amerika'nın veya Avrupa'nın yaptığı planlardan dolayı yerlerinden yurtlarına edilmiş insanlar. Ve bunlar gelip bizim ülkemizde kendilerine ait bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Yani şimdi konuyu bugün batıya bıraktığımız zaman bize onların vereceği tek şey vahşet. Bize verecekleri başka hiçbir şey yok. Bizim kendi kültürümüz, bizim kendi geçmişimiz, bütün bu bizim bölgemizin insanlarından, bütün ülkelerinden bahsediyorum. Bizim kendi geçmişimiz, bizim durumumuz kesinlikle ve kesinlikle bu her türlü planı mutlaka yenecektir. Bunu alt edecektir. Ve bunu alt ederken de Türkiye, İran, Çin, Asya'nın ülkeleri hep beraber bunu alt edecekler. Ben buna adım gibi eminim. Ve artık bizi bu bölgede gerçekten ben aydınlık günlerin beklediğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz efendim Sayın Çelik. Sayın Abdullah efendim, sizin eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu da alabiliriz. Ben de Yavuz Bey'e katılıyorum. Yani biz yeni bir şey başlıyor, süreç başlıyor. İran, Türkiye, Çin, Rusya tekrar o eski gücüne kavuşuyor. Yani bu mini şeyde mesela diyelim bu Kafkas olayında Ermenistan, Azerbaycan'da kendi rolünü Türkiye'yle beraber çok iyi yaptılar. Yani ama bundan dolayı Batı da rahatsız, bölgeden rahatsız, onu karıştırmaya çalışacaklar ve umarım ki buna başarılı olmazlar. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Doktor Gaffar Abdullah efendim, size de yayınımıza katıldığınız için, Anadolu Yolu programımıza katıldığınız için. Sayın Çelik, size de çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız nedeniyle. Ve programımızda ne yazık ki sonuna geldik süre açısından efendim. Bir Anadolu Yolu programıyla daha karşınızdaydık. Bugünkü programımızda Fahrizade suikastında planlanan ne ve bu suikastın yansımaları neler olacak? Bunları masaya yatırdık, tartıştık. Çok değerli konuklarımızda Yavuz Çelik, Çelik Sigorta Genel Müdürü bizimleydi. Ve yine Doktor Gaffar Abdullahi, İran vatandaşı bizimle birlikteydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya saat 15'te Cumartesi günü görüşmek dileğiyle.